Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşme hayatlarımızı eskiden her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Ramazan Bayramı'nın bu üçüncü gününde özel bir yayında karşınızdayız. Kulaklarınıza misafir olacağız. Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Huzeyfe Yılmaz canlı yayın konuğumuz olacak. Ve onunla Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki sağlık politikaları ve teknoloji bağlamında sohbet etmeye ve son gelişmeleri kendisinden almaya çalışacağız. Sayın Huzeyfe Yılmaz telefon attığımızda. Sayın Bakanım. Efendim Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum öncelikle sizlere. Şeref verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Yani sizlerle yeniden birlikte olmak, sizin programınız vasıtasıyla TRT Radyo dinleyicilerin karşısında olmak beni ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür sizleri ederiz. Sizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Şeref verdiniz. Bu özel günde Ramazan bayramınızda tebrik ederiz. Böyle başlayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum Bilal Bey. Şimdi ayağınızın tozuyla Amerika'daki küresel sağlık konferans ve fuarından geldiniz. Ben de Twitter'dan takip etmeye çalıştım. Oradaki izlenimlerinizi, ziyaretinizi, bu fuarın ne olduğunu hızlıca buradan başlayalım mı? Tabii ki. Şöyle bahsettiğiniz gibi 11-15 Mart tarihleri arasında Amerika'nın Orlando şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük sağlık bilişimi konferansı ve fuarına ekibimizle birlikte katılım sağladık. Etkinliğe çok büyük bir ilgi vardı Bilal Bey. Yani kayıt ücreti 1500-2000 dolar olmasına rağmen sadece açılış oturumuna neredeyse 10.000 kişinin üzerinde katılım sağlandı. İnanılmaz. Yani bu dünyanın dört bir yanından sağlık alanında çalışan üst düzey yöneticiler, özel sağlık hizmet sağlayıcıları, teknoloji meraklısı birçok kişinin katılım sağladığını gördük. Etkinliği bu HIMSS deniyor. HIMSS, Healthcare Information and Management System Society, yani sağlık bilgi ve yönetim sistemi topluluğu. Hı hı. Bu kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu düzenliyor bu etkinliği. Aynı zamanda bu HIMSS hastanelerin uluslararası standartlarını belirliyor ve bir akreditasyon kuruluşu. Türkiye'de de yaklaşık 2013 yılından beri de HIMSS'le işbirliği içerisinde Türkiye. Beşer yıllık sözleşme dönemi geçirilmiş şimdiye kadar. Biz de hem bu vesileyle bu fuara katılım sağlayalım hem de yeni bir 5 yılı nasıl beraber yürütebiliriz onun çalışmalarını yapmak için açıkçası oraya bir katılım sağlamış olduk. Bahsettiğim gibi bu hastanelerin dijitalleşme süreçlerini değerlendiriyor. Geldikleri seviyeyi tespit etmek için uluslararası düzeyde kabul gören 0'dan 7'ye kadar bir derecelendirme yapıyor aslında HIMSS. Söylediğim gibi işte 10 yıldır bu sürecin içerisinde Türkiye bugün itibariyle bu seviye 7 belgesine sahip deniyor. Yani tam dijital hastane, kağıtsız hastane diye ifade ediliyor. Yani vatandaşlarımızın hastaneye girip çıkmasına kadar tüm süreçlerinin dijital olarak takip edildiği bir yapı. Bizim şu ana kadar bu seviye 7 belgesine sahip 8 tane hastanemiz var. Aynı zamanda seviye 6 belgesine sahip de 58 tane hastanemiz var. Şimdiye kadar 300'ün üzerinde validasyon yapılmış. Bu rakamlarla Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada. Ne kadar güzel yani, aslında gurur duymamız gereken bir şey. Genelde olumsuzlukları yükseltmeyi çok iyi beceriyoruz ama mesela bu önemli bir konu. Bu turizm sektöründeki yıldızlara benzer bir şey mi bu? 5 yıldız, 6 yıldız. Aynen bahsettiğiniz gibi turizm sektörüne benzer bir şekilde bir yıldızlama yapılıyor işte. Ona göre bir derecelendirme yapılıyor. Tabii biz bu etkinlikte bir kez daha şahit olduk ki Türkiye gerçekten yani sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesinde dünyada yani açık ara ilk sıralarda. Yani bunun için gerçekten gurur duymamız lazım. Hı hı. Yani birçok ülkeyi geride bırakmış durumdayız. Tabii fuarda çok fazla firma vardı. Onların hepsini ziyaret etmeye çalıştık. Özellikle yapay zeka bizim şu an ana gündemlerimizden birisi. Yapay zeka firmalarıyla görüştük. Onlarla çeşitli toplantılar yaptık. Yani tabii yapay zeka firmaları bu anlamda Amerika'da fuara katılanlar arasında söyleyeyim. Yani teknoloji tarafında ilerlemişler. Yani birçok yapay zeka modelleri oluşturmuşlar. Hı hı. Ama hani
özellikle sağlık alanı için söylüyorum, çok hani ellerinde bizdeki kadar merkezileştirilmiş bir veri olmadığı için hani şöyle çok kayda değer sonuçlanmış işte şurada uygulanıyor dediğimiz pek de bir çalışma göremedik açıkçası. Arge aşamasında belki her şey. Yani birçok noktada öyle. Sayın Bakanım şeyi sormak istiyorum. Yapay zekayı ısrarla detaylandıracağım, soracağım, sormak istiyorum. Şimdi bu sadece bu HİMS sadece dijitalleşmeye mi endeksliyor, yıldız veriyor, puan veriyor? Yoksa sağlık alanındaki ta hastanın girişinden çıkışına kadar tüm seviyelerim, onu merak ettim. Ya şöyle, aslında tüm süreci kontrol ediyor. Yani uçtan uca sürecin nasıl olması gerektiğinin standartlarını belirliyor. Hı-hı. Ama bunu yaparken bir dijitalleşmeyle birlikte bunu derecelendiriyor. Teknolojiyi kullanıyor musun diyor belki de. Aynen öyle. Hı-hı. Yani süreç doğru mu diyor. Bununla birlikte teknolojiyi nasıl kullanıyorsun diyorlar. O zaman altını bir kez daha çizeyim. Avrupa'da birinciyiz, dünyada ikinci Türkiye, öyle mi? Evet. Kamu evet, kamu sektörü mü yoksa özel sektör hastanelerde dahil mi? Ben şu an hani Sağlık Bakanlığı'nın tesisleri için bunu ifade edebilirim. Yani biz kendi yıldızımızı almış durumdayız. Özel sektörde bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Müthiş. O zaman Türkiye özellikle kamuda sağlık teknoloji alanında en iyi yerlerden birinde. Onu soracak mı? Siz gittiniz oraya ve en azından karşılaştırma imkanı da gördünüz. O tecrübeyi edindiniz. İyi diyebilir miyiz her anlamda? Kesinlikle. Yani abartı olmasın ama biz yani ilk üçteyiz bu anlamda yani. Bunu o zaman... Yani bizim kadar aslında nüfusu olan ülkelerin içerisinde birinciyiz de. Bu anlamda işte daha küçük ülkelerde dijitalleşme var açıkçası. Bu peki bunu anlatabilme noktasında bakanlık vatandaşlarımıza sağlık personeli hani kamu kurumlarında çalışan insanların da motivasyonunu güçlendirecek bir bilgi bu. Bunu anlatabiliyor musunuz? Yani tabii şimdi şöyle biz bu HİMS etkinliğini her yıl burada da düzenlemeye çalışıyoruz. Kasım ayında yapıyoruz. İnşallah siz de davet ederiz. İnşallah. Bilal Bey. Kasım ayında büyük bir etkinlik yapacağız gene. Oradaki hastanelerimizi oraya çağırıyoruz. Onlara bu HİMS ödüllerini de veriyoruz. Onları motive etmeye de çalışıyoruz. Yani gerçekten oradaki hastadaki personellerimizin gözlerindeki ışıltıyı görmenizi isterim. Yani çünkü zor bir süreç. Gerçekten o bu akreditasyonu almak, bu HİMS 7 seviyesine gelmek gerçekten kolay bir süreç değil. Bu anlamda ciddi güzel katılım oluyor. İşte en son bunları bu motive etmek açısından da hepsini çağırdık, davet ettik, onlara mektuplar gönderdik falan. Bu tür çalışmaları da yapmaya gayret ediyoruz açıkçası. Evet, çok önemli. Özellikle doktorlarımızın morale, motivasyona çok da ihtiyaçları var. Çünkü aynı morali, motivasyonu bizlere vermeye çalışıyorlar. Özellikle e-nabız, belki merkezi hekim randevu sistemi, bunun etkileri vardı sanıyorum bu derecelendirmedeki yukarıda olmamız. Biraz belki ondan da biraz bahsetmek tabii, istiyorum Bilal Bey sizin aracılığınızla. Yani şöyle, son 20 yılda sağlıkta yapılan çalışmalarla, bakın burası önemli, beklenen yaşam süresini tam 5.6 yıl arttırmış durumdayız. Müthiş. Yani 2000 yılların başında ortalama yaşam 72 yaşken şu an 77,6-78 yaşına kadar çıkmış durumda. Tabii bunun iki tane önemli sebebi var. Bir tanesi fiziki altyapıdaki iyileşmeler. İkincisi de teknolojik altyapıdaki iyileşmeler. Şimdi fiziki altyapıdaki iyileşmelere baktığımızda bugün itibariyle 15 binin üzerinde bakanlığımıza ait sağlık tesisimiz var. Yani 1000'e yakın hastanemiz var, aile sağlık merkezi var, ağız diş sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi gibi bir sürü aslında tesislerimiz var. Ve uçtan uca teknolojiyle donatılmış dijital hastane konseptinde biliyorsunuz 20 tane şehir hastanemiz var. 10 tane şehir hastanemizin de inşaatı devam ediyor. Yani bu yıl sonu itibariyle neredeyse 30'a yakın şehir hastanemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdi bununla birlikte mevcut hastanelerimizin de yaklaşık %80'ini son 21 yılda ya yeniledik ya da yeniden inşa etmiş durumdayız. Yani şöyle ifade edeyim. Normalde 2000'li yılların başında hastanelerin ortalama yaşı 49 yıl iken
bu yıl itibariyle ortalama yaş 13 yıla kadar düşmüş durumda. Yani biz aslında hastanelerimizin fiziki imkanını çok ciddi anlamda arttırmış durumdayız. Bununla birlikte tabii ki yatak sayısı da son 20 yılda Cumhuriyet tarihinde kadar yatak sayısı eklemiş durumdayız. Bunlar da hepsi nitelikli yatak. Yani nitelikli yatak dediğimiz de şu, yani bir odada bir ya da maksimum iki yatak mevcut. İşte içerisinde tuvaleti, duşu vesairesi olan yataklardan bahsediyoruz. Hekim sayısı hakeza gene iki kat artmış durumda. Ve yani bu hizmetlerin hepsini neredeyse ücretsiz olarak veriyoruz. Yani kamu sağlık bakanlığına ait tesislerde. Yani katkı payı adı altında sembolik ücretler alınıyor ama onlar da çok hani vatandaşlarımıza dokunacak bir şey değil. Ve böyle baktığımızda burasını özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye kişi başına düşen sağlık harcamasında dünyanın diğer ülkelerine kıyasla açık ara memnuniyeti en yüksek ülke konumunda. Yani bu memnuniyete sahip diğer işte Avrupa Birliği, OECD ülkelerine bakıldığında çok ciddi anlamda cepten harcama yaptığını görüyoruz. İşte biraz önce bahsettik. Ben Amerika'dan daha yeni geldik ekipte arkadaşlarla birlikte. Hı hı. Aynı memnuniyete sahip olmak için ceplerinden en az 7 kat daha fazla para harcamak durumunda kalıyor. Bakın yani sembolik olsun diye söylüyorum. Sadece Amerika'daki bir MR çekimi 6.000 dolar civarındaymış. Yani para yoksa gerçekten Amerika'da sağlık hizmetini almak çok mümkün değil açıkçası. Yani tamamen sigorta şirketleri üzerinden dönüyor bu şey. Hı-hı. Peki şimdi biraz önce siz de bahsettiniz e-nabız, MHRS gibi teknolojik altyapısındaki iyileşmelere baktığımızda da yani sağlık bakanlıkları arasında dünyanın en iyi dijitalleşen bakanlığı bizim bakanlığımız desek abartı olmaz. Yani özellikle bu MHRS uygulaması dünyada bir kere bunun bir örneği yok. Yani ilk ve tek, yani merkezi olarak bir yerden randevu alabilmek hiçbir yerde mümkün değil. Herkes hastane başında bu randevuları alabiliyor. E-nabız zaten malumunuz. Evet. Yani bunu herkes kullanıyor. Çok hani işte işlevsel. 85, ciddi işlevsel. Yani hani bunu biz fuarda da gösterdiğimizde gerçekten yani başka hastanedeki veriler de mi burada çıkabiliyor? İşte radyolojik görüntüleri de alabiliyoruz gibi ciddi şaşırılıyor. İşte teleradyoloji, ilaç takip sistemi gibi yani birçok yerde bağımsız kuruluşlardan ödül almış uygulamalar aslında bu tür uygulamalar. Onun için biz bunu hani dünyaya çok anlatabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Belki bununla ilgili de farklı çalışmalar yapmak lazım. Ama Türkiye bu anlamda sağlıktaki dijitalleşmede çok iyi konumda olduğunu söyleyebilirim. Ne kadar gurur verici. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Huzeyfi Yılmaz'la beraber özel yayında beraberiz Dijital Hayat programımızda. Yeri gelmişken bunu da sormak isterim. Programın sonunda soracaktım ama merkezi hekim randevu sistemiyle ilgili bir eleştiri var son günlerde. Özellikle sosyal medyada. Ben yakinen bazı bana da geliyor bu tip şikayetler. Siz de zaten bunun farkındasınızdır. Bir problem mi var yoksa Sayın Bakan açıkladı korkunç bir yoğunluk oluyor. Randevular hatta bazı rakamlar da söyledi. Sözü size bırakayım. Ya şöyle merkezi hekim randevu sistemiyle ilgili öncesinde belki yapay zeka konusunda biraz konuşuyor olacaktık. Ben biraz burada da ifade edeceğim sizlere. Şimdi hani biraz önce bahsettim. Gerçekten dünyada tek yani ilk ve tek bu anlamda. Tek bir merkezden randevu alınanlar. Aslında baktığınız zaman iki türlü yerden randevu alınabiliyor. Bir 182 üzerinden, telefonlar üzerinden randevu alabiliyorsunuz. Bir de mobil uygulama üzerinden randevu alıyorsunuz. Sadece 182'ye bakan 4500 tane çağrı merkezi personelimiz var. Yani 112'den çok daha fazla aslında bizim aldığımız çağrı bu anlamda randevuda. Geçen yıl, bunu ifade etmek istiyorum, geçen yıl 284 milyon randevu vermişiz MHRS sistemi. 284 milyon. 284 milyon. Yani biz 85 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz. 284 milyon MHRS üzerinden randevu vermişiz.
Yaklaşık 300 milyonda ayaktan hastaya bakmışız. 180 milyon civarında acilden hastaya bakmışız. Randevusuz değil mi Sayın Bakanım? Randevusuz, tamam. Evet. 180 milyonda acilden bakmışız. Yaklaşık 100-150 milyonda birinci basamakta bakıyoruz. Geçen yıl toplam baktığımız hasta 850 milyonun üzerinde. Yani bir kişi 10 kere hastaneye gitmiş durumda. Biz bunu kaldırmış durumdayız. Bunu bir kere ifade edeyim. Yani bir yılda toplam 855 milyon hastaya kendi kamu hastanelerinde bakmış durumdayız. Peki şimdi ama buna rağmen problem ne? En büyük problem hasta baktığınız zaman randevu bulamıyoruz. Evet, bazı yani branşlarda özellikle cihaz gerektiren branşlar için ifade etmek istiyorum. Randevu problemi olabiliyor. Ne bu? Yani şimdi siz göze gidecekseniz gözle ilgili şey yapmanız lazım. İşte kardiyolojiye gidecekseniz kardiyolojiyle ilgili cihazlarla yapmanız lazım. MR çektirmeniz gerekiyor falan vesaire. Şimdi tabii hastanelerin kapasiteleri belli. Yani işte burada Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nde 75 bin ameliyat yapılıyor. Ve tüm Türkiye için 650 bin radyolojik görüntü çekiliyor. Yani bunları özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi bu kapsamda baktığımızda geçen yıl 83 milyon randevuya iptal edilerek gidilmemiş. Yani biz 284 milyon randevu vermişiz ama 83 milyon randevuyu iptal ederek gitmemiş. Biz bunları yeniden randevu vermişiz fakat 23 milyon iptal edilmediği için diğer vatandaşlarımız da bunu kullanmamış. Yani şöyle diyebilir miyiz Sayın Bakanım? %3'te biri değil mi? Yaklaşık %30'u randevusuna gitmemiş. 284 milyonda 84 milyon. 80 milyon mu dediniz? %30'a denk geliyor diyebiliriz. Hatta %35 mi? %35'e denk geliyor. Sonra ikinci defa almış. Bunun da %10'u mu gitmemiş tekrar? Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi biz biliyorsunuz 2023'ten önce aynı branşa gitmeyen yani mesela randevusunu almış, randevusuna gitmediği zaman aynı branşa 15 gün süreyle yeniden randevu vermiyoruz. Ondan dolayı da bir sadakatte 77'den 87'ye kadar bir artış söz konusu olmuş. Şimdi biz bir çalışma içerisindeyiz yapay zeka ile ilgili. Son noktalara gelmiş durumdayız. Şimdi biz %80 doğrulukla randevusuna gitmeyen kişiyi yapay zeka ile tespit ediyoruz. Aa, müthiş bir çalışma. Şimdi kişiselleştiriyoruz aslında konuyu. Nasıl yapıyoruz bunu? Şöyle, 35 tane kriter var bu anlamda. Kişinin yaşı, cinsiyeti vesairesine bakıyoruz. Sonra mesela kişi mesela şöyle durumlar söz konusu. Çok fazla aramış randevusunu bulmuş. Onun sadakatiyle bir kere aradığında randevusuna bulanların arasındaki sadakat aynı değil. Yani çok fazla aramış randevu bulanlar hemen randevusuna gidiyor. Ama bir kere aradı randevusuna buldu randevusuna gitmiyor mesela. Ankara için söylüyorum. Bilkent Şehir Hastanesi'ni istemiş randevusunu bulmuş gidiyor ama atıyorum Sincan Devlet Hastanesi'ne çıkmış Bilkent Şehir Hastanesi yoksa gidemiyor. Ya da birinci günde randevu varsa ona olan sadakatle 13. gündeki sadakat aynı değil. İlişkilere ya bakıyorsunuz da, yapay zekayı kullanarak değil mi sanırım? Bravo. Yani biz bunun %80 doğrulukla gitmeyeceğini tespit ediyoruz. Çok. Şu an bu çalışma tamamen hazır hale gelmiş durumda. Hı hı. Çok yakın zaman içerisinde bunu devreye alacağız. Peki bunu tespit ettiğimizde ne olacak? Bunu tespit ettiğimizde bir kere onun randevuya gelmesi için gerekli tüm çalışmayı yapacağız. Zaten mevcutta SMS atılıyor, bildirim yapılıyor, IVR araması yapılıyor ama bu sefer bunu yüz yüze arayacağız. Direkt arayacağız. Onun randevuya gitmesi için zorlayacağız. Zorlayacaksınız. Gene randevusuna gitmiyorsa o zaman biz oraya bir tane daha yedek randevu vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Yani böylece oradaki slotu çok daha fazlasıyla doldurmayı hedefliyoruz. İnşallah teknolojiyi kullanarak da buradaki problemlerin çok daha iyi bir noktaya getirilmesini hedefliyoruz. Ya bu %35'lik fire belki %25'e, %20'ye, %10'a düşecek. Sistem rahatlayacak. Aynen öyle. O hale getirmeyi amaçlıyoruz.
müthiş, ben aslında yapay zeka ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız derken siz onu birleştirmiş oldunuz. Merkezi hekim randevu sistemindeki problemlerimizi yapay zeka marifetiyle en aza indirmeyi planlıyorsunuz. Aynen öyle. Hedefimiz bu. Son iki dakikamız var. Bu ne zaman devreye girecek? Çok heyecan verici bir çalışma. Şöyle nasip olursa, yani şu an her şeyiyle hazır. Son bir kontrolleri yapıyoruz. Bu ay sonu itibariyle sistemi devreye almayı hedefliyoruz. Belki bu randevusuna gitmeyen, belki üst üste bunu tekrarlayanlara tatlı cezalar mı vermek lazım farkındalık açısından? Belki. Ya şimdi şöyle, cezaları aslında hani biraz önce bahsettiğim gibi aynı branştan 15 gün süreyle randevu alınamıyor. Ya onun dışında da biliyorsunuz vatandaşlarımızın sağlık. Tabii hakkı. Sağlık da önemli, evet. Yani o anlamda o tür cezalar da mümkün olmaz. Kolay bir hadise değil. Bu yapay zeka çalışmalarıyla ilgili belki Kasım'da daha özel bir program, geniş bir program yapmak istiyoruz. Yani aslında çok kısaca belki şeyi bahsedeyim, vaktim daraldı ama. Son bir dakika. Tamam, bizim mamografi görüntülerini de 6 Şubat'tan beri yapay zeka ile okutuyoruz. Yapay zeka okuyor şu an bunu. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz veri çok kıymetli. Sağlık Bakanlığı olarak biz bu kıymetli verinin üzerinde oturuyoruz. Burayla ilgili çok ciddi yapay zeka çalışmaları var. İnşallah Bilal Bey bu konuyu da bahsetmek istiyordum. İnşallah Kasım ayında beraber tamam. Bunun üzerinde çalışmalar konuşuyor oluruz sizlerle. Ama özellikle kadınlarda meme kanseri görülme oranı çok yüksek. Yani kanser olan kadınların 8'de 2'si, yani %25'i, %30'a yakınını meme kanseri oluyor. Onun için meme kanserinde de bir yapay zeka ile bunların önceden okunup hızlı bir şekilde değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar şu an itibariyle bakanlıkta çalışıyor. Devam ediyor. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Erken teşhis için kullanılacak. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Şeref verdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sizin özellikle teknoloji olan ilginiz de burayla birleşmiş görünüyor. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum Bilal Bey. Ben de sizlere. Sağ olun. Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Huzeyfe Yılmaz'la özellikle Küresel Sağlık Konferansı Fuarı'nı ve oradan başlayarak Türkiye'deki yapay zeka çalışmalarını ve çok gündemde olan merkezi hekim randevu sistemindeki problemlerin yapay zeka ile nasıl giderileceğini konuştuk. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.